Merhaba, 90 Artı'ya hoş geldiniz. Mehmet Demirkol'la karşınızdayız. Süper Lig'in 19. haftasında çok çarpıcı bir sonuç alındı Kayseri'de. Kayseri Spor, küme düşme hattındaki Kayseri Spor, Fenerbahçe'yi 4-1 gibi farklı ve tarihi bir skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın analizini, değerlendirmesini yapacağız ama maçın önüne geçen Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'ın açıklamaları oldu. Özellikle de bu maça yönelik olan kısmı şuydu ilginç olan. Elinizdeki kadroya uygun bir oyun planı çizersiniz ve uygularsınız. Bizim elimizdeki kadro önde basmaya uygun değil. Devamı da var bunun. Fernandao ve Salih neden pres yaptılar? Bu akşam önde basmaya çalışan oyuncularımız vardı. Örneğin Fernandao ve Salih neden böyle yaptılar bilmiyorum. Bizim konuştuğumuz şey bu değildi. Yani bir Fenerbahçe'nin genel problemlerini konuşuruz ama bu maçın özelinde böyle ilginç bir çıkış geldi diyeyim. Şimdi bence zaten sezonun en iyi Fenerbahçe yorumcusu Advocaat. Evet, bunu hep söylüyorsun. O konuda hiçbir şey yok. Geçen hafta da mesela kötü bir oyun oynadık dedi. Yani yeni oyunlarımızdan biri değil dedi. Evet. Ben de bu maçı düşünürken nedir, ne oldu? Bir kere Sergen Yalçın'ın planında tabii. Onu da kutlamak lazım. Yepyeni bir takım bir araya getirdi ama Fenerbahçe açısından bakmak daha doğru. Çünkü Fenerbahçe istediği zaman Manchester United, Galatasaray, Beşiktaş'ı, Başakşehir'i oynatmaya bilen bir takım. Ne oldu Fenerbahçe'de? Fenerbahçe'de Salih'le arkadaki ikilinin kontağı koptu ve Kayseri oraya kalabalık tuttu. Orayı aldı ilk 30 dakika. Orayı aldı, net olarak aldı ve çok iyi iki kanadı açtı oyunu. Evet. Yani Varela genelde orada da oynar ama genelde merkezde iç gibi alıştığımız bir oyuncu. Portekiz milli takımında da öyle oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu MRL'ş takımında evet. Falan. Bu işi çok iyi yapan bir oyuncu ama kanat içinde çok çok iyi yaptı. Fenerbahçe'yi öndeki ekiple arkadaki ekibi birbirinden kopardılar. Yani Fenerbahçe sezonun ilk 5-6 haftasındaki takıma döndü. Oyun boyu uzadı ve çok pozisyon verdi. Yani Kayseri Fenerbahçe'den daha fazla pozisyon girdi. Fenerbahçe'yi biz ne zaman övüyoruz? İki pozisyon verdiği zaman, bir pozisyon verdiği zaman, vermediği zaman. Yani Fenerbahçe o zaman iyi takım oluyor. İşte o da demin saydığın maçlar işte. Evet. Feyenoord, United, Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray, zaman, Başakşehir. Hani 20 pozisyon bulan takım ve başarılı olan takım değil bu sene. Dolayısıyla Advocaat çok doğru bir tespit yapıyor. Diyor ki bu Fernando öyle, Salih ben onlarla daha önce de konuştum. Daha önce de bunu yaptık biz diyor. Sadece onun devamında o da var. Daha önce de yaptık ve olmadı diyor. Bunu niye yaptılar defalarca konuştuk. Yarın konuşacağım onlarla diyor. Peki çok özür dilerim. Araya konu budur ama, yani. Ama benim anlamadığım şey şu. Fenerbahçe ilk yarıda ne zaman önde baskı yaptı ki? İlk yarıda. Hayır, bazı maçta onu söylediğini söylüyorum. Hayır, ben. Tamam, ben de kaydım. Bazı maçlarda öndeki birkaç oyuncu bunu yaptığı zaman tamam. Biz koptuk. Tamam. Dolayısıyla biz bundan vazgeçtik. Geride oyunu kabul ediyoruz. Hızlı çıkmaya çalışıyoruz diyor. Ama bu maçın özellikle ilk yarısında Fenerbahçe'nin oyun planı... Fernando ile Salih'in çok önde kalması, takımdan kopması üzerine söyledikleri. Anladım. Benim ama de tespitim o. Evet. Çok net olarak tespitim o. Ama Salih koptu oyundan. Ama diyor. Fernando ile Salih bugün önde baskı uygulamaya çalıştı Yapmaya çalıştı. Yok yani kesin katılıyorum. Öndeydiler. Yanaşmadılar. Topal'la Soza'ya yanaşmadılar. Yaklaşmaları lazım. Yaklaşmaları lazım ki stoperleri de çeksinler. Lense alan açılsın. Siz onları arkada tutarsanız stoperler kalıyorlar orada. Stoper kaldığı zaman bekler kalıyor orada. O zaman lens sürekli topu aldığı zaman karşısında üçlü dörtlülerle karşılaşıyor. Ve sürekli bu oldu. Evet. Fenerbahçe lensi kullanamadı. Tabii Sergen Yalçın da söyledi maçtan sonra. Ona göre de tedbirler alınmıştı. Bunlar bir araya gelince Fenerbahçe pozisyon verdi. Yani Fenerbahçe zaten bu kadar pozisyona giriyor. Mevzu pozisyon verip vermemesi. Vermemesi de ancak öndeki oyuncuların orta sahaya yakın olmasıyla alakalı. Şimdi bu maçla ilgili yorum kaba taslak bu. Tabii çok detay şeylerde konuşulur ama esasında anlatan bu. Bir şey daha var kafama takılan. Şimdi biz önde baskı yapabilen bir takım değiliz. Kendi böyle tarif ediyor. Zaten bunun örneklerini de gördük hakikaten. Evet. Ama peki Fenerbahçe Başakşehir maçını nasıl kazandı? İlk 35-40 dakikada nasıl kalesinden uzak tuttu? Bekleyerek değil. Evet. Önde baskı yaptı. Evet. Tamamen. Hatta yani ne diyeyim? Ersun Yanal dönemindeki baskılara benzer bir baskıydı. Hani üretimi peki, üretimi o kadar peki Advocaat'ın bu maç hakkındaki yorumu neydi? En iyi oyunumuz değildi dedi. En iyi oyunlarımızdan birini oynamadık demişti. Ben hani maçları sonra seyrediyorum. Hı-hı. Konuşulanlara bir daha bakıyorum. Evet. Mesela ben bu maçı iki defa daha seyredeceğim hafta içinde. Hı-hı. En son perşembe günüydü. Senle mi yaptık? Fuat Aktay'la mı yaptık programı? Ben çarşamba vardım galiba. Yani şunu söylediğimi hatırlıyorum. Şimdi bakıyorum ki bu Advocaat'ın
oyun planı değil, bu Volkan'ın oyun planı. Başakşehir maçının planı. Evet. O önde basma, evet, agresif oyun. Aynen öyle. Yani bu oyuncuların kendi, Volkan'ın dediğim, yani Volkan bir simgesel olarak söylüyorum. Bu oyuncuların arasında konuşup ya bunları hadi durduralım, ezelim de yaptı. Bazen oyuncular yapar bunu. Zaten yaptığında avukat söylüyor. Niye yaptılar anlamadım diyor. Aynı şeyi devam ettirmek istediler geçen haftaki şey. Anladım. O zaman o maçta galip yendiği için böyle bir eleştiri getirmedi oyuncularına. Yani benim oyun planımın dışına çıktılar demedi. Öyle, kaybedince ancak dedi. Öyle olabilir. Ama tabii geçen haftaki takımla bu haftaki takım arasında fark var. O da diyor ki tek bir fark var ama diyor. Yine başka açıklamalarında dikkat avukat diyor ki sadece Mehmet, Ozan çıktı, Mehmet Topal girdi diyor. Ama Ozan çok iyi bir bağlantı oyuncusu. Geçen haftanın iyilerinden biriydi Ozan. Yani o kadro üzerinden de konuşabiliriz. Kadroyu da ekrana getirelim lütfen. Çünkü yani Mehmet Topal'ın... Salih umudumuz vardı, olabilir mi diyorduk ama 10 numara da olmuyor galiba. Onun da hani Oğuzhan gibi biraz geri çekilmesi lazım. Ozan da orada olmuyor. Fenerbahçe zaten o pozisyonu denemesi hata. Zaman zaman o pozisyon oluşuyor. Avukat benim öyle bir pozisyonum yok diyor ama o pozisyon oluşuyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe iki içle oynuyormuş gibi olmuyor maçların çoğunda. Evet ama sahaya çıkış dizilişi böyle. Souza savunmanın önünde, Topal ve Salih iki ama öyle olmadı işte. Salih öne gitti. Fernando öyle ikisi kaldılar neredeyse. Yani burada biraz daha hani şimdi bu üçlü maçtan önce bu üçlüyü öğrendiğimizde nasıl yazdık? Mehmet Topal savunmanın önünde, Souza ve Salih 2-8 numara gibi yazdık değil mi? Veyahut da Souza Mehmet yan yana, Salih forvet arkası gibi yazdık. Souza'yı savunma önünde, Mehmet Topal'ı 8 numara gibi düşünmemiştik herhalde. Ve 90 dakika boyunca bundan vazgeçmedi. Bence Fenerbahçe'nin bu akşamki olumsuz futbolunda evet Mehmet Topal Fenerbahçe'nin girdiği nadir pozisyonlardan birinde var. İkisinde. İşte birinde var, diğerinde gol yaptı. Evet. Ama peki savunmayla orta sahasındaki bağlantıyı Topal mı daha iyi kurar, Souza mı daha iyi kurar? Var olan dengede Fenerbahçe'nin Salih'in o kadar öne çıktığı pozisyonu böyle oynamadı Fenerbahçe. Hı hı. Yani Salih Fernando'nun yanına gitti. Büyük oyunun büyük bölümünde. Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu yok. O öyle oynayacak pozisyon, o pozisyonu oynayacak oyuncu yok. Yani Salih de burada kayboluyor anladığım kadarıyla. Yani orada kendisini daha rahat hissediyor. Salih'e Souza'nın yanında ya da Mehmet Topal'ın yanında net Oğuzhan'ın pozisyonunu vermek lazım. Yapar yapamaz o başka. Yani Oğuzhan'la karşılaştırıyor değilim. Bir pozisyon tercihi olarak söylüyorum. Burada Mehmet Topal'la mecbur kalındı. Mehmet Topal mecbur kaldı o kadar önde olmaya. Salih işlerini istediği gibi yapamayınca. Tabii ki gole yol açan o baskının sebebidir Salih ama oyunu yani ben de çok belki en fazla beklentisi olan benim. Tabii. Karşılığını vermiyor. Bence avukatın söylediklerinde çok çok tutarlı bence söyledikleri. Ya ben önde baskı konusunda biraz tutarsızlık hissediyorum. Geçen haftayla bu haftayı hem de kıyaslarken kendisi. Geçen hafta yani ne diyor mesela? Geçen hafta Başakşehir'i yenen bir takım var. Bugün de 4-1 yenilen bir takım var diyor. Bu farkı anlayamıyorum diyor. Açıklayamıyorum diyor. Hep beraber oturup konuşacağız. Bu farkı öğrenmeye çalışacağız diyor. Üstüne de oyuncuların baskı yaptı diyor. Ama Başakşehir maçını baskıyla kazandın. Yani en azından 35 dakikasında oyuna öyle hükmetti. Anlatmaya çalıştığım gibi bir sonuç olabilir. Bir daha üzerinden geçmeyeyim. Tabii şu Fenerbahçe kamuoyunda çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Bugün nihayet avukat söyledi. Ben bir 10 numara aramıyorum diye. 10 numara aranmaz zaten. Öyle aramakla bulunmaz. Bu adı geçen oyuncuların Hernanes dışında hiçbirisi 10 numara değil. Ve zaten Fenerbahçe'nin sorunu da yani bir 10 numara arayıp bulamaması değil. Fenerbahçe'nin sorunu bir 10 numaranın bütün dertlerini çözeceğine inanması. Yani Fenerbahçe burada en kral bildiğin şu anda 10 numara kim dünyada? Çok da yoklar yani. Yani Messi de artık santrafor gibi oynuyor da hani oynar 10 numara. Çözmez. Çözmez. Fenerbahçe'nin genel organizasyonel sorunları var. Bu organizasyonel sorunları da diğer bütün oyuncuların da içinde olduğu havuzu etkiliyor. Fenerbahçe bir oyunda çok alkışlıyoruz. Bir A planı var. Manchester United de oynatmıyor. Galatasaray ceza sahasına iki defa sokuyor. Fenerbahçe şut attırmıyor. Fenerbahçe'yi nasıl biz överiz? Hiç pozisyon vermediği zaman. Biz Fenerbahçe'yi çok pozisyona girdiği zaman övmeyiz. Öyle bir şey olmadı. Olmayacak da. Evet. Beklentimiz, bu sezonki beklentimiz bu değil. Halbuki değil. Fenerbahçe'den beklentimiz çok pozisyona girmesidir her zaman. Yani kültürü o bildiğimiz ama alışkın. Mesela benim oğlum 7 yaşında o oyunu bilmiyor. Fenerbahçe böyle oynar zannediyor. Yani kafasındaki mesela Arsenal hakkında ne düşünüyoruz? Çok hücumcu. Evet. Ama bir jenerasyon için öyle değildir. Tottenham çok hücumcu. Arsenal leş futboldur. Tamam. Değil mi? Arsenal Wenger'den sonra tabii. Bayağı değişti. Şimdi neyi yaşarsan onu biliyorsun. Şu anda
küçük çocuklar yedi Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar. Fenerbahçe'yi seyredenler Fenerbahçe'yi iyi savunma yapan, iyi savunma yaptığı zaman başarılı olan bir takım olarak biliyorlar. Halbuki ben ne biliyorum? 103 tane atanı biliyorum, Cemil Turan'ı biliyorum falan, yani anladın mı? Çok değişti iş. Ama bu son bence bayağıdır çok böyle. Keskin bir değişiklik. Bayağıdır öyle mi? Değil bayağıdır. Ya. Zico'dan, Ersun Yanal zaman... Zico'dan beri böyle. Orada da savunma öncelikli oyun. Basıp alan oyun. Ya oyun kuran böyle hani böyle virtüözler bilmem neler falan onlar o değil anlamda. Yani. O anlamda söylüyorum. Yani şimdiki mesela... Ya Ersun Yanal takımının en iyi oyuncusu ve oyun kurucusu şampiyonluğun bir numaralı müsebbibi kim? Sol bek Caner. Evet. Şimdi böyle olur mu? Sol beki Fenerbahçe'nin her zaman çok iyi olur da en iyi oyuncusu sol beki olur mu bir takım? Olmaz tabii olmaz. De ama bir yine de o takımı olmaz. Överken evet. Ama çok pozisyona girdiği için övdük. Övdük ama bu virtüözlerle dolu böyle hani cumcu evet, falan. Tamam. Öyle yaratıcı bir, oyuncuların yarattığı bir anlatayım. Üretkenlik değil. Fenerbahçe'nin bir 10 numaraya ihtiyacı yok. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin bir 10 numaraya ihtiyacı var ama öncesi... sahada değil. Yönetimde bir 10 numaraya ihtiyacı var. Bir kere bunun adını koymamız lazım. Fenerbahçe uzun süredir yönetimsel olarak 10 numarasız oynuyor. Yani kulüplerin 10 numaraları olur. Yönetimlerde de olur 10 numaraları. Aziz Yıldırım bir dönemin hakikaten 10 numarasıdır. Ama artık değil. Mesela şu anda Fikret Orman 10 numara diyebiliriz. Taraftarı öyle görüyor. Galatasaray'da yok. İşte Galatasaraylılara sorsan derler ki bir Abdurrahim Albayrak olsa. Fenerbahçe'de öyle bir problem var. Neden var? Bunu ben söylemiyorum. Advokat söylüyor. Çok şey söylerim ama diyor. Burada diyor basın açıklanmaz bunlar diyor. Ne demek istiyor? Bu takımın yarısı Fenerbahçe'de oynamaz kardeşim demek istiyor. Benzer bir şey sezonun başlarında söylemişti. Bazı oyuncular var Real Madrid'de bile oynayabilirler. Hatırla o açıklamasını. Evet. Bazı oyuncular var oynayamazlar. Yani evet. Burada oynayamazlar gibi. Bir de şunu söylüyor. Şunu söylemişti hatırlarsın. Bana anlatılan gibi değil oyuncular diyor. Geçen evet. Sene çok iyi olduğu söylenen oyuncular öyle değil diyor. Tamam. Dolayısıyla esasında söylediği ama söylemiyorum dediği şey advokatın şu. Bu takımın yarısı Fenerbahçe'de oynamaz. En azından beraber oynamaz. Yani Sözde evet. Fenerbahçe'de oynayabilir. Mehmet Topal oynayabilir. Mehmet Topal oynayabilir. Ozan oynayabilir. Alper oynayabilir ama hepsi birden oynamaz diyor. Evet. Bunlardan biri oynar. Onun yerine işte 8 numarada şöyle bir oyuncuya ihtiyacım var diyor. Diğer 8 numarada böyle bir oyuncuya ihtiyacım var diyor. Evet. Yani esasında göbeği ikisini değiştirmek lazım diyor. Doğru. Ben 10 numara istemiyorum diyor. Ama Fenerbahçe 10 numara arıyor. Neden 10 numara arıyor? Ya da kamuoyu neden? Evet. Çünkü birisi gelsin. Süpermen gelsin işi düzeltsin istiyor. Fenerbahçe'nin sorunları öyle çözülebilecek sorunlar değil. Ama yönetimsel olarak Fenerbahçe'nin bir 10 numaraya çok ihtiyacı var. Zaten hatırlarsan yaz transfer dönemi kapanırken burada ne dedik ikimiz de? Fenerbahçe nasıl bu transfer dönemini bir orta saha oyuncusu almadan tamamladı hayret ediyoruz dedik. Yani öyle orası tabii zorlu. Yani ilk defa yaşıyor Fenerbahçe değil mi bu şeyi? UEFA kriterlerinin işte şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Ya bugüne kadar sattığınız yani, kadar alacaksınız. Aynen. Yani 25'er 30'ar milyon euro harcayan Fenerbahçe. Yani Diego'nun geldiği seneyi saymazsak tek bir transfer olmuştu orada. Onun dışında hep 25'er 30'ar milyon euro harcadı bonservislere Fenerbahçe. Hemen hemen her yıl. Bazı yıllar arttı, bazı yıllar azaldı. Bazılarında bir elenme oldu. Birçok oyuncu geldi. Evet. Bazen olmadı. Bazen devre arasında oyuncu alındı. Ama burada da şöyle kötü kullanılmadı mı? Yani şimdi Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmuş gibi gözüktüğü için artık biraz daha genel yorumlar yapıyoruz. Nani'den 8... Şimdi nedir Fenerbahçe'nin kısıtlaması? Sattığın kadar, aldığın bonservis geliri kadar bonservis gideri yapabilirsin. Ben söyleyeyim sana. 8,5 milyon euro aldı Fenerbahçe'den Nani. Hı hı. Ya bunun 6'sını stopere verdi. Adının şey yapmıyorum. Şikirtel, kariyeri... Neden verdi? Efendim? Neden verdi? Bilmiyorum bir hesap hatası Beşiktaş'ta var yani. Almak istiyordu da o yüzden. Yani sırf Beşiktaş almasın diye. Ya öyle bizde transferler öyle dönüyor. Biliyorum, o almasın bazen diye. Bazen öyle bakış açıları oluyor da. Bazen şimdi... de hep öyle. Bak şu anda bonservis kriterleri olmasa Türkiye'de Mehmet Ekici 4 ay için minimum 4 milyon euroya transfer olmuştu. Olmuştu. 4 ayına 4 milyon euro verilmiş olacaktı. Bence de. Katılıyorum. Yani mesela Quaresma 1.7-1.8 mi aldı Beşiktaş'tan alıyor yeni kontratta? Öyle deniyor. O yani. Olacaktı 3. Çünkü şimdi düşün, ben Quaresma'yım. Beşiktaş'ın şu andaki en iyi oyuncusuyum. Evet. Mehmet Ekici üzerinden fırtınalar kopuyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş birbirine girmiş. Hatta önce Galatasaray da var işin içinde. Evet. Mehmet Ekici ne yap? İyi oyuncu. Yani sürekli adı geçiyor. Kusura da bakmasın yani. Beğendiğim de bir oyuncu ama. 3 golü var. Kaç asisti var? Yok. Evet. Yok. Asisti yok. Galatasaray devreye giriyor. Galatasaray devreye girince diyorlar ki Fenerbahçe siz... konuşun isterseniz. Evet. Fenerbahçe avukat diyor ki
Olabilir. Olabilir. Fenerbahçe teklif yapıyor. İşte şey şu hikayesi falan. Tabii, o gidiyor. Fernanda, o Atıf falan. Beşiktaş'ta Şenol Güneş diyor ki yok benim ihtiyacım yok, bende var diyor. Beşiktaş'ta giriyor devreye. Ve bir anda oyuncunun 3 aylığına 2 milyon euro gözden çıkarıyor Fenerbahçe. 3 aylık. 3 ay sonra zaten bedava. Tabii. Bunun üzerine Beşiktaş'ta Olcay da şey bekliyor zaten. Kontrat uzatmak istiyor. Taraftar da çok hoşlanmıyor Olcay'dan. Olcay'ı veriyor, Ekici'yi alıyor. Ekici gitmiyor. Şimdi ben Korejbey'im, buna bakıyorum dönen olaylara. Ben kimim? Bir Mehmet Ekici üzerinden dönen olaylara. Ben kimim diyor, ben Korejbey'im diyor. Avrupa şampiyonu oldum diyor. Inter, Chelsea, Barcelona. Tamam olmadı ama oralarda bir dolandım diyor. Şu anda diyor ligin kralıyım. Ya krallarından biriyim. O zaman diyor 1-7 olmaz. Yani bu 3 olur. Fenerbahçe Beşiktaş bu kadar birbirine girmişken acaba ben de bu rekabetten bir şey yapabilir miyim? Niye yapmasın ki? Ne problem var burada? Varsa böyle benim için 5 tane kanal dövüşüyorsa ben de isterim biraz daha yüksek kazanayım. İstemez misin? Normal. Tabii. İş hayatı. Aynen. Bu böyledir yani. Evet. Korejim adam sordurabilir bunu. Yani acaba Fenerbahçe düşünür mü diye. Bunda ne var ki bunda? Anormallik ne yani? Anormallik şu, para olsa verecekler. Ve lazım olduğu için değil, sırf birbirlerine kazık atmak için. Şimdi böyle olmaz ki bu iş. Bu iş böyle olmuyor. Olmadığını gördük, her seferinde de görüyoruz. Her seferinde de... Ve bunu artık ben söylemiyorum. Bak çok net söylüyorum. Benim bu söylediklerim, avukatın söylediklerinin yanında onda bir. Fenerbahçe'yi bu sene en sert eleştiren futbol yorumcusu avukattır. Buraya nereden geldik? Şunu hatırlatalım tekrar. Şikirtel, ben dedim ki neden Fenerbahçe harcayacağı 8,5 milyon euro varken gitti 5,5-6'sını Şikirtel'e, bir stopere verdi. Bu kadar orta sahada eksiği varken. Buraya geldik buradan hani bir hatırlatalım diye söyledim. Yani konu budur. Yani bizde transferler tabii ki Şikirtel oyuncu, tabii ki Korecim oyuncu, tabii ki Ekici oyuncu ama sizin bütçeniz yok ki. Evet. Yani sizin durumunuz işte... Buna adapte olamadı kulüpler hala. Kolay değil. Ama olmak için de çaba sarf etmek lazım. Pek çaba sarf edilmiyor anladığım kadarıyla. Şimdi Trabzon'a bakıyorum mesela. Bilerek bilmeyerek. Şahane bir ikili oluşturdular. Ha bu demek değil ki herkesi yenecekler. Ama bunları yapamıyordu Trabzonspor. Evet. Yani benim bugün seyrettiğim oyunu, rakibin gücü falan onlar bir kenara. Yazıcıyla Olcay'ın kurduğu ikiliyi kuramamışlar. Hücumda hiçbir bağlantı olmadı ki. Yapamıyorlar. Yani... Olcay mesela çok az, bugün asist var diye dikkat çekti ama... Hı-hı. Bir kere oyunun akışkanlığına katkısı çok yüksek. Tabii. Topu ayağında tuttuğu zaman olacak kötü oyuncu. Beşiktaş'ta hızlı oynadığı zaman şeyi buydu olacak. Tabii hızlı oynadığı zaman çok iyi oyuncu. Mesela bugün bir iki tane top ezdi. Ya işte diyorsun ki ya olur mu? Ama bazı topları o kadar basit oynuyor ki işin rengini değiştiriyor. Asistlerinden bahsetmiyorum. Trabzonspor'un alan boşaltmalara yaptığı kattı. Hafta içi Mustafa Hoca ile bir oturduk konuştuk. O aklıma geldi seyrederken. İkililer kurmak lazım diyor. İkililer. Hakikaten ikiliyi buldu. Yani üçlü, dörtlü falan değil mi? İkililer? Onlar da önemli tabii ama ikili bul diyor. Bir tane, iki tane, üç tane ikili bul diyor takım içinde diyor. Hocanın da başarılı olduğu dönemlere bak hep bunları bulmuştur hakikaten. Evet. Fatih Hoca da bulmuştur. Şenol Hoca da bulmuştur. Şimdi Oğuzhan'ı orada Atiba'nın yanında oynatmak iki sene öncesinden bakarsan çok riskli duruyor. Ama ne oldu? Başka bir şey çıktı. İkiliyi buldun orada. Yusuf'la Olcay'ın ikilisi de çok heyecan verici. Yani Yusuf nazar değmesin. Yusuf'da 2 gol 2 asist. Yani şu 3 haftada. Çok çok heyecan verici. Trabzonspor 3'te 3 yaptı. Zihni açık bir çocuk yani. Evet. Ve çok soğukkanlı. Öyle duruyor. Evet yani şu ana kadarki intiba o yeteneğinin yanında. Yani artık yanında... böyle hani genç oyuncular çıktıkça çok fazla bir şey söylemeyeyim diyorum ama... Ne, nazarı mı değiyor? Ne bileyim bilmiyorum. Yani çok, ama hakikaten çok çok iyilerdi. Evet, Fenerbahçe'nin Kayseri Spor maçını hani biraz daha genel yorumladık Fenerbahçe'deki problemleri ama Kayseri Spor maçını bir hemen bir görüntülü analizine geçelim bence. Yani. Daha fazla vakit kaybetmeden bugün de biraz süremiz daha önceki haftalara göre biraz kısıttı. Şimdi Lens'i birebirde bıraktıkları ender anlardan biri ki onun da yardım geldi hemen. Yardım geldi ve yani o da bak, hakikaten Sergen Hoca'yı buluşturamadı. Çünkü Sergen Hoca'yı kutlamak lazım. Arkadaşımız diye söylemiyorum. Bu çok değişmiş bir takımı bu kadar çabuk oynatmak, değil mi? Yani tabii bugün işte Levent de dahil, Rotman, Laval, Varela,
şekilde. Varela'yı da nasıl almışlar, tebrikler valla. Nguema yedekten gelen. Evet. Bir kere orta saha yani. Peki. Analizden önce reklam yapalım diyor yönetmenimiz Hakan. Bir reklam arası verelim, devam edeceğiz. +90'da yeniden birlikteyiz. Fenerbahçe'nin Kayseri'deki 4-1'lik mağlubiyetini konuşuyoruz. Görüntülü analize geçmiştik. Tam hemen Lens'in bir yaratmaya çalıştığı pozisyonla başlamıştık. Bunu mesela bu maçta yani çok az yapabildi. Birebir kaldı ender anlardan biri. Evet. Çok az yapabildi. Devam edelim. Fazla üzerinde duracağımız bir pozisyon değil bu. Varela özellikle ilk yarıda çok yıprattı Fenerbahçe'nin sağ kanadını. Evet. Yani... Gerçi goller de sonra Fenerbahçe'nin sağ kanadından geldi. Evet. Yani onları da göreceğiz. Ve Kayserispor özellikle ilk 30-35 dakika topa bayağı hakimdi. Gole kadar diyebiliriz. Evet. Yine Varela ile geliyor Kayserispor. Ceza sahasında iki kişi var. Kolay kurtardı Volkan. Hayır, şimdi geçen haftaki Medipol-Başakşehir maçından sonra acaba Fenerbahçe bir baskıyla başlar mı diye düşünmedim değil. Yani baskıyla, öyle... topyekun bir baskıyla başlıyorsanız manalı bu. Advokatın dediği gibi iki, evet, kişiyle yapmaya çalışıyorsanız bunu, takım kopuyor birbirinden. Aynen öyle. Devam edelim, bir sonraki pozisyona geçelim. Bu işte en net fırsat. Dakika 24. Lens gene burada becerisini konuşturdu. Pozisyonu biraz önce işte sürüyor, bekliyor, doğru, bakıyor. Ondan sonra da Fernando ile topu yani buluşturdu. Bir opsiyon aradı. Başka bir opsiyon arıyor esasında. Bir sağından gelen var mı, evet, diye bakıyor ama ya da merkezde kimse var mı diye bulamayınca direkt Fernando'ya attı topu. 24. dakikada ilk kez Fenerbahçe gole yaklaşıyor. Sonra Mehmet Topal'ın girdiği pozisyon. Yine solu. Evet, sol ayağıyla. Çok seviyor. Ama burada başka bir seçeneği var yok, mı? Yok, yapacak bir şey yok da yok, ona, evet, göre de alıyor yani. Evet. Gerçi sağda oynadığı zaman yapacak bir şey yok tabii bu konuda. Ve sonra da gol. Kayserispor'un golü. Şikirtel'den de sekiyor. Ona rağmen Volkan iyi çıkartıyor. Yani ilk ben izlediğimde Volkan niye daha kenara doğru tokatlamadı diye eleştirdim ama. Burada tabii esas şu olaydan, evet, bir şey, umuyorum bir şey çıkmamıştır yani. Yani pek hani genelde bu tutumlarda ambulans diye tezahürat yapılır, ambulans öyle çağırır şey vesaire, galiba olmadı bir şey. Ama çok dikkat etmek lazım. Bir de orada sonra güvenlikçiler insanları geri itmeye çalıştılar. Orada yapılması gereken insanları önce bir indirip, evet, bir alan yaratıp, şimdi biz de burada onu konuşuyoruz ama insan sağlığı her şeyden önemli olduğu için konuşuyorum bunu. Ondan sonra onları yerinden çıkarmak lazım. Orada sahayı korumanız gereken saha değil orada. Çünkü insan sahaya girmeye çalışmıyor zaten. Sahaya yani girmesi iyidir bu tip durumlarda. Hayır, ama hani bir şey olur, bir böyle bir güruh sahaya girmek ister, siz onu engellemeye şey çalışıyorsunuz. Öyle o değil, düşüyorlar yani. Evet. Orada onu... İstem dışı bir durum var. Evet, oradaki maalesef şey kırılıyor. Ne diyelim? Bariyer. Tabii Volkan pozisyonuna dönersek Volkan, hı-hı, hani istediği gibi bir hamle yapamadı. Şeyden alalım bence. Öbür kale arkasından olan çekimden alalım. Buradan değil de ötekinden daha iyi anlarız. Yani norm, bence bu pozisyonu dağıttı biraz Volkan'ı. Öyle mi? Heh, bakalım. Tam hazırlanıyor aslında. Şimdi bak şu topu İçeriye çevirmek bir şekilde mecbur kaldı. Ayarlayamadı kendisini çünkü. Evet. Bir kaleciye sorduğun zaman bunu hani senin için kurtarıştır. Ama kaleciye sorduğun zaman bu gol yemek kadar rahatsız edici bir şeydir oraya topu indirmek. Bu golü yememiş olsa bile. Hı hı. Dolayısıyla Volkan mental olarak orada bir kaybetmiş olabilir biraz. Olabilir. Ama topun yönü değişti. Yok, çok top. Yani, orada çok yapacak bir şey yok. Burada kabahatli işte, diyemeyiz Volkan, çok kolay. Volkan özgüveni yüksek bir oyuncu. Evet. O anlamda söylüyorum. Umut Bulut da tam 9,5 ay sonra ligde gol attı. Zaten Umut Bulut'la Vural sadece Fenerbahçe maçlarında oynasan yeter yani. Güray'ın... Güray'ın pardon. Güray Vural pardon. Kaç? 15'te 7 mi? 17'de 5 mi? Toplam çok, zaten Kayseri yani gollerinin yarısını Fenerbahçe yaptı bu sene bir de. Tabi. Onu not almıştım. Kaçtı? 18 golün 7'si Fenerbahçe'ye yani. Kayseri Spor'un. Topladığı 16 puanın 4'ü de Fenerbahçe'den. 4'te 1 yani. Evet. Hani o maçlar olmasa şu anda küme düştü diyeceğiz neredeyse. Aynen. Abartarak söylüyorum. Burada Mete Kalkavan
faul ve üstüne sarı kart verdi. Ne diyorsun? Valla bana değilmiş gibi geldi ama tabii bilmiyorum. Salih de görüntüsünü kesmiş olabilir. Belki yardımcı bir şey söyledi. Ya da aklı bilmiyorum. Bana sanki topa inmiş gibi geldi. Sonradan ayağa geliyor. Sonrası belki evet o, dizine geliyor. Yani öbür yani bu açıdan şey yapamıyorum tabanı ama sonra geliyor. Hani şu evet şu dize gelmedi. Evet, ondan dolayı olabilir. Yok geri aldım. Devam edelim. Doğru karar. Devam edelim. Dize geliyor çünkü tabanda gelmemen lazım. Ne olursa olsun topu alsan da almasan da. Doğru. Şimdi bu da Fenerbahçe'nin golü. Bir savunmadan sekiyor top. Yani organize bir atak değil. Alper'in çabası var. Sonra Salih'in çabası var. Sonra top kaybı var. Sonra Salih'e çarpıyor. Topal da iyi bir vuruşla gol yapıyor. Bu biraz Kayseri'nin savunma bütünlüğünü tabii ki doğal olarak oluşturamamış olmasından kaynaklanıyor. Bir de maç başlarken Daglao normalde yeni transfer ilk 11'de olacaktı. Isınma sırasında sakatlandı. Savunmada da bir değişim oldu. Evet. Bu tabii Fenerbahçe bunları arıyor zaten. Fenerbahçe böyle yapıyor. Yaptığı bu iş bu. Yani Lens dışında, aslında bunu biraz daha geride yapıyor da. Lens dışında Fenerbahçe'nin pozisyon bulması bu tip top kapmalara bağlı. Evet. Fenerbahçe biraz golden sonra hareketlendi. Devre bitene kadar, son bir dakikaya kadar daha Fenerbahçe... Ya orta sahayı aldı en azından. Hatta ikinci yarının ilk bir 5-10 dakikasında katabiliriz bunu. Ya Nguema girene kadar öyle esasında. Evet. Yani Laval yoruldu. Nguema girene kadar Sergen Hoca oyuncu değişikliklerinden de direkt sonuç aldı. Evet. Yani Advokat alamadı. Alamadı. Hatta geriledi bile takım. Yani onu da konuşmak lazım. Advokat'ın yaptığı değişikliklerde hiç sahadaki oyun planını değiştirecek bir şeyler olmadı ki. Fernando daha çıktı. Robin Van Persie girdi. Salih çıktı. Karabayev kenara gitti. Alper orta sahaya geldi. Hani... Bu tip sıkıştığı maçlarda Rıdvan Hoca da söyledi. Katılıyorum. 4-4-2 ya da 3-4-3'e dönebilir Fenerbahçe. Bunu yapmalı yani. Zaten Sosa'yı atıyorsunuz geri. Gelmiyor. Evet. Yani üçlüden bir fark yok ki. En azından tam atarsın. Şikertel'le Kehr'i biraz savunmadaki iç oyuncuları gibi oynatırsın. Şener'le Hasan Ali'nin iyice önünü açarsın. Yani böyle bir ihtimal ortaya çıkabilir. Bir kere bu... Fernando Ayo kesin sahada tutmak lazım bu tip durumlarda. Çünkü bir yüksek top alternatifi doğuruyor, yaratıyor takıma. Katılıyorum. Ama hiç onu da denemedi Fenerbahçe. Denemiyor. Çünkü oyun dizilişinden vazgeçmiyor. Aynısını devam ettiriyor büyük çoğunlukla. Evet. Şimdi ikinci yarının başı o bahsettiğimiz bölüm. Bir 10 dakika hakikaten Fenerbahçe... Orta sahayı alıp... Çünkü ilk yarıda yani 35. dakikaya kadar esasında... Orta sahada sayısal olarak üstündü Kayseri, Salih koptuğu için. Evet. Bir de üstüne oyunu iki kanadı iyi açınca Güray Vural'la Varela'yı oyunun içine çok iyi soktular. Yani aslında orada şöyle bir şey oldu. 5'e 2 kaldılar. Gibi bir pozisyon oldu. İkinci yarı Laval biraz düşünce Fenerbahçe de iki savunma bekini oyuna soktu. Orada üstünlüğü Fenerbahçe aldı. Ama Nguema değişikliği çok yerinde çok doğru bir değişiklik. Sergen Hoca'yı kutlamak lazım. Lens burada zor pozisyonda net bir kafa vuruşu yapamadı. Devam edelim. Vurmaya çalıştı mı? Topal yapıyor. Efendim? Vurmaya çalıştı mı? Çalışmadı mı diyorsun? Bir daha bakalım. Hayır yani çalışmadı mı? Anlayamadım. Yani yeterli kafa vurmak için yeterli çaba var mı sence orada? Yani bir vücut koyuyor mu? Yok ki koyar yani. Koyar. Hani işte ikili mücadeleleri kazanan bir oyuncu Lens. Bozuyor rakibi de. Topa odaklanmış. Tabii yani kafacı bir adam değil. O kadarını da yapmayı versin. İşte bu herhalde evet, en net fırsat. Burada döndü iş. Fernando buradan. Fernando yüzü kaleye dönük olmadığı zaman dönemiyor. Yani orada bir problem var. Bunun sırf çalışması lazım. Biraz çevre kontrolü yapıyor olsa öyle vurmaz. Yani tabii o da top önüne düşer. Hemen vurayım diyor. Kaleye atayım diyor topu. Vur. Ayağını tutan yok, yok yani. Yok. Adamın üstüne niye vuruyorsun? İşte evet. Görmüyor mu diyeceğim. Yani görmüyor. Buna futbolda kale boş denir. Evet. Aynen öyle. Yani biz anlatırken maçı kale boş ve gol kale deniz. Boş denir. Evet. Alper'e pas verme imkanı bile var yani galiba. Ofsayt'ta mı Alper bilmiyorum ama. Bakalım bir daha o zaman madem öyle. Ya bu Fenerbahçe adına hani kırılma yani versin olabilir. Demiyorum yanlış anlaşılmasın da. O bile bir ihtimal dahilinde olabilir. Yok değilmiş, offside demiş. Yok offside değil ya, iki kişi var. Erkan'ın gerisinde galiba. Yani. Neyse. Evet. Olmuyor. Ama yani opsiyon var. Evet. Rahat. Ve bu 52. dakika ve Fenerbahçe'nin son pozisyonu oldu maçta. Bu evet. Yani çok ilginç. Engel mi değişikliğiniz zaman?
Buna bakıyorum. Engemo 66. 66. Yani aslında 3 değişiklik aynı anda oldu zaten. Van Persie, Karavayev oyuna girdiler. Aynı anda Engemo da oyuna girdi. Yani o değişiklikleri görüp değişiklik yapmadı Sergen Yalçın. Ha. Zaten ona karar vermiş ve yapıyordu. Doğru. Ve şimdi yani, Salih ile Fernando abi niye çıkardı? Acaba o konu bağlantılı mı? Salih sakatlandı. Fernando abi. Acaba o önde eleştirileriyle bağlantılı olabilir. Bir şey mi? Olabilir. Ama artık prese ihtiyaç var. Şimdi bence bu golü evet buradan başlatmamız lazım. Ben ilk yani daha sonra tekrarını gördüğümde bir kontra atak gibi zannettim. Çünkü Şener çok önde ve yardım yok ama bayağı Fenerbahçe yerleşik. Uzun bir top geliyor. Duralım, çok, duralım. Evet. Biraz çok... biraz geri alalım. Duralım burada. Şimdi orta saha üçgenine bak. Orta saha üçgenine. Topal. Evet. Alper. Souza. Şu andaki orta saha üçgeni bu mu? Yani daha yakın olmaları lazım birbirlerine. %100. Evet, evet. Yani böyle bir saha yayılımı olmaz. Hani şey Galatasaray'ı çok eleştiriyoruz ya savunmanın önünde de büyük boşluklar olmaz. Oluyor diye. Onun şimdi, gibi bir örnek bu. Şimdi şeye bakalım. Topu atalım. Yani kaleciye yollayalım topu. Mümkün olduğunca geri. Yok yok. Kayseri kalecisine geri alalım. Aha madem. Evet. Başlangıç biraz, bu. Biraz ileri alabiliriz. Biraz ileri alabiliriz. Biraz ileri, biraz ileri. Duralım. Duralım. Bak seyredin. Avrupa'da dikkatinizi çekmiştir zaten. Yani bütün seyircilerimizin dikkatini çekmiş. Ne böyle bir yayılma var hücumda. Yok, olmaz. Ne böyle bir karşılama var. Topun gitmesi muhtemel yere daralınır. Tabii. Oraya daralınır yani. Ben böyle bir şey çok uzun süredir görmüyordum. Fenerbahçe'de değil mi? Evet. Yani üst düzey futbolda da. Bu kadar geniş alanda karşılanmaz. Yani orta saha üçgeninin bu kadar birbirinden uzak olması. Şimdi kafaya gelsin. Devam edelim. Şimdi pencereyi açmış Fenerbahçe zaten. Yani burada şu savunma önü. Şimdi Şikertel'le Kehr üzerinden bu işi tartışabiliriz. Diyebilirsin ki niye çıkmıyorsun öne? Evet. Çıkmaları lazım. Hı hı. Bu kadar geri gitmemeleri lazım. Ama bu kafayı indirdikten sonra artık savunma beki stoperler geri kaçar. Bu böyledir yani. Önde destek yok. Bir de öne çıkacağım. Bir pasla geçecek beni. Devam edelim. Bundan sonra bir şey diyemem geri kaçmalarına. Kaçacaklar normal. Evet. Ama tabii ve bu orta saha hiçbir baskı olmadan. Orta saha üçgeni yok. Orta saha üçgeni yok. Çok iyi pas. Ve buna rağmen Şener'in tutacağı tek bir adam var. O top ona gidiyor. Yani nereden baksan avukat bunu yarın mesela ben avukatın yerinde olsam ki oyuncular da bu sahneyi gördüğü anda tamam hoca hiçbir şey anlatmana gerek yok der. Derler değil mi? Burada 2-1 oldu skor 70. dakikada. Yani tam avukat ve Sergen Yalçın müdahaleyi yaptıktan sonra oyuna 4 dakika sonra. Burada bir offside bayrağı kalktı. Hani bizim çizgimiz yok ama sanki hatalı bir karar gibi. Tam Umut dokunurunca durduralım. Yok geri alalım. Buraya kalkmadı bayrak. İlk pozisyona kalktı. Umut pres yapıp topu arkadaşına kazandırdığı anda. Evet. Sanki yok değil. Değil değil mi? Evet. Devam edelim. Neyse zaten pozisyon. Hakem herhalde topa konsantre oldu ondan. Olabilir. Ve bakın özette hala Fenerbahçe ile ilgili bir şey yok. Yok. Yani Fenerbahçe'nin hücumu yok. Fenerbahçe 2-1 yenik. Benim notlarımda da yok. Yok yok benim notlarımda da yok da hani izleyicilerimize daha iyi aktarmak açısından. Yine birebir yakalanıyor Şener'le Güray ve iyi pas, gol, Veliton. Souza'nın bugünkü oyunundan sonra, tekrar ediyorum, sürekli tekrar ediyorum, benim en büyük yanılgılarımdan biridir. Yani çok zor, o pozisyonu oynaması imkansız bir kere. Ona işte benim de eleştirdim. Çok doğru bir eleştirdim. Evet, noktam oydu yani. Topal o pozisyonu en iyi oynayan Topal. Souza bunu yapar ama öndekini yapamaz diye düşündü herhalde. Ama bugüne kadar hep öyle oynadılar. Bilmiyorum, anlamadım. Ve bu da çok acayip bir gol. Yani şimdiden yılın golleri adaylarından biri. Çok enteresan düşüyor. Yılın dünyada gollerinden biri. Girer sıralamaya. Yani en iyisi demiyorum ama. Evet. Yani herkesin vay diye bakacağı bir gol. Evet. Bu da tam temdit golü oldu. Hakem bir şey yok değil mi başka Fenerbahçe adına? Yok hiç yok ki. Yani son pozisyon Fernandão'nun altı pastan atamadığı top. Yani dakika 52. Sergen Yalçın'ın hamleleri %1000 başarılıyken avukatın hamleleri hiçbir şey yaramadı. Ki zaten hamle oyuncu değişikliği. Oyunu değiştirecek bir şey yok. Evet. Yani en ciddi sorun
ben de katılıyorum advokata. Öndekilerin uzak kalması ama arkadakilerin uzak kalması gibi bir sorun var. Yani Souza da çıkabilir. Yani Fernandão'nun kalıp Souza'nın çıkması daha mantıklı olabilirdi. Yani şunu da konuşmalıyız bence. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor ama. Şimdi evet, advokat şikayet ediyor. Biz de zaten sezon başlarken ne dedik? Ya bu Fenerbahçe kadrosu gibi değil dedik. Fenerbahçe'nin kadrosu başka meziyetli oyuncular olur dedik. Orta saha eksik kaldı dedik falan ama advokat da tek bir plan buldu. Kendinden görece daha güçlü veya denk takımlara karşı plan harika işledi. Tutundu. Ama sonra hatırla Medipol Başakşehir maçından sonra biz burada şunu konuşmadık mı? Evet, çok kritik bir galibiyet aldı ama iç saha maçlarını, zayıf rakiplere karşı olan maçlarını acaba Fenerbahçe ne yapacak dedik. Bunu herkes de söylüyordu. Evet yani evet. Ya. Taraftan, sokaktan. Yok şey anlamda hani biz demiştik diye getirmek için değil. Yok anlıyorum tabii onu da. Vurgu yapmak için. Hani ikinci plan hiç olmadı. Yok. Bu oyuncu eksikliklerini kabul ediyorum. Ben evet. De aynı kanattayım ama bundan daha iyi bir oyun çıkarabilir bu takım. Bence de. Yani bu takım bundan daha iyi oyun çıkarmalı. Bunda advokatın rolü vardır. Hiç kuşku yok ama öncelikli problem yönetimdir. Bu çok net. Şimdi yani Quaresma öyle demiş, böyle demiş. Yani Fenerbahçe'nin derdi tasası, Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gitmesi, oraya kalması falan mı? Bu Fenerbahçe'nin derdi. Fenerbahçe dediğin şey nedir? İşte Perşembe akşamı şahane bir basketbol maçı seyrettik. İki tarafı da kutluyorum hakikaten. Evet. Hakemleri de kutluyorum değil mi? Bir problem yok hakemlerde. Yok. Çünkü bazen bir pozisyona takıyorlar. Nesini kutluyorsun falan diyorlar ama. Yok bu sefer olmadı. Benim bakışım, bildiğim kadarıyla. Gayet iyi. Mükemmel bir maç seyrettik. Yani Avrupa'nın evet. Zirvesinde bir maç. Avrupa'nın en önemli maç mıydı? Diğer maçların listesine çok bakmadım ama. En önemlilerinden biridir yani. Sonuçta derbi. Hakkını da veren bir oyun. Aynen öyle. Değil mi? Yani orada tamam şahane. Buna bakıyorsun. Bunlar aynı kulüp olamaz. Yani bu basketbol takımıyla bu futbol takımı aynı kulüpte olmaz. Ama Aziz Başkan Obradoviç'i de ben getirdim diyor. Birbirinin çok farklı olduğunu biliyorum. Ya yani Obradoviç'i getirdin. Niyet burada böyle bir takım yapmışsın. Aynı şey değil tabii ki. Yani futbolun Obradoviç'ini futbola getirebilir misin? Getiremezsin. Getiremezsin. Kim o adam? Belki yok. Atıyorum. Mourinho. Mourinho, Guardiola yani, işte onlar yani. Getirebilir misin? Getiremezsin. Aynı şey demiyorum. Ama bu kadar da organizasyonel farklılık olmaz. Burada bu mevzu yürümüyor. Yürümüyor. A planı gittiğince gidecek bir plan var ama o bile çöktü bugün. Çöktü. Yani bugün başka bir plan da çıkmadı Fenerbahçe. A planıyla çıktı. Ve Sergen Yalçın çok doğru bir planla bunu çökertti. Ve Fenerbahçe buna cevap veremedi. Fenerbahçe 4-1 yenilir mi? Futbolda olur. Ama son 10 dakika 5 tane pozisyona girer. Aynen yenir. Öyle. Ya 2-1'den sonra pozisyona girer. 5 tane pozisyona girer. Girmez top direkten döner oradan çıkar. Mesela Trabzonspor, Bursa Spor'un şampiyon olduğu Trabzonspor maçı. Mesela. 25 tane pozisyonu var. Ceza sahasında oynandı maç. Yani şimdi öyle kaybedersin. Sıkıştı mı iş? Evet. İş oraya döner. Dönmüyorsa bunu tabii ki oyuncuya soracaksın. Ama oyuncu sürekli böyle oluyorsa teknik direktörü soracaksın. Sürekli böyle oluyor, sürekli teknik direktörü değişiyorsa ve giden her teknik direktörün arkasından evet. Bu çok kötü bir adam, rezil bir adam falan diyorsan yani Mustafa Denizli'den başladı. Aynen. Zikolar, bilmem neler, hepsi kötü. Bunları ben seçmiyorum ki. Aykut Hoca. Bunları kim seçiyorsa burada bir problem var demektir. Ya bu çok basit bir mantık. Değil mi? Yani burada yanlış bir şey var mı? Yok bence yok. Yani sürekli genel müdürün, CEO'nun senin hata yapıyorsa o zaman en büyük hissedardadır problem. Yönetim kurulu da en başkanındadır. Kararı kim veriyorsa ondadır. Burada çok ciddi bir problem var. Tekrar ediyorum. Fenerbahçe'de bir 10 numara problemi var ama sahada değil, yönetimde. Bir reklam arası verelim, devam edeceğiz. +90'a Galatasaray'ın 6-0'lık Akhisar galibiyetiyle devam edeceğiz. Ligin en az gol yiyen takımlarından biriydi Akhisar Belediye evet. Bu maça gelene kadar. O yüzden Galatasaray'ın 6-0'lık bir galibiyet elde etmesi, Galatasaray tabii ki Akhisar'ı farklayabilir ama 6-0 hakikaten sürpriz denilebilecek bir skor bu anlamda. Evet, Galatasaray'ın öndeki yaratıcı oyuncuları çok iyi iş yaptılar. Evet, Akhisar beklenenden çok daha dirençsizdi. Orta sahada çok büyük boşluklar bıraktı ama bence, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun, Galatasaray futbol oyununda sadece sol değil sağ kanadın da varlığını hatırlayarak doğru. Oyunu genişletti ve hem göze hoş gelen golleri attı hem de bol pozisyon üretti. Bence maçın özeti bu. Çok doğru söylüyorsun. Bir, Akhisar'ın bugünkü Fenerbahçe'ye benzer bir orta saha sorunuyla çok ciddi. Esasında yerleşiklerdi yani her zaman topun arkasındalardı evet. Ama hiç temas yoktu ve hiç kaymalar
yoktu. Çok rahat. Bruma çok rahat gitti. Snyder çok rahat paslaştı. Podolski de dahil. Bütün, hemen hemen bütün pozisyonda. Mesela şu Podolski paslaşmasında herkes orada. Ama oyuncularla kontakta olan kimse yok. Yolları kesen kimse yok. Pas arası yapmaya çalışan kimse yok. Yani Akhisar'da çok ciddi bir sorun vardı. Galatasaray'da bunu büyüttü. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Maç bittiğinde herkes çok mutludur. Ama mesela Bruma, Podolski falan eve gidip bir saat sonra ah demişlerdir. Ligin rekorunu kırabilirlerdi. Yani o imkan vardı. Yani Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a karşı kırabilirlerdi. Kırdığı rekoru. Çok rahat kırabilirlerdi. Evet, bu maç öyle maç oldu. Çünkü herkes çok yüzdeliydi. Evet. Ki Podolski'den de yararlanamadılar yani derli toplu. O akışkanlığı sağlayan ne? Bir Akhisar. İki savunma beki oyuna çok katıldılar bu sefer. Bunu zaman zaman Galatasaray yapıyor ama zaman zaman da kopuyorlar. Yani şöyle bir denge var Galatasaray'da. Öndeki ikili arkaya gitmediği için bir süre sonra arkadaki iki bek gitmeyi kesiyor. Çünkü onlar için hayat çok zorlaşıyor. Zaten ikisi de bek değil açık söylemek gerekirse. Ne Karol doğru düzgün bir bek ne Sabri bek. Bu kadar uzun süredir oynamasına rağmen. Bu oyuncular önde daha iyi oyuncular. Karol arkada hiç yok hatta. Şimdi bu gidişlerden geri dön. Git geri döne gerek kalmadı. Akhisar bunu zorlayamadı. Yani evet. Akhisar orta sahası olacağım falan çok yetersiz şu anda. Akhisar'ın pozisyonu yok maçta yani. Çok yetersiz. Yani buna hiç zorlayamadı. Dolayısıyla Karol ile Sabri önde kaldılar. Geri gitmeleri için hiçbir sebep kalmadı. Orada bir kopma olmadı. Orada bir kopma olmayınca Bruma, Yasin çok rahat daldılar. Her şey çok istedikleri gibi oldu. Yani rüya gibi bir maç. Kimse hayal etmiyordur böyle bir şey. Yani bu maçla ilgili istatistikleri inceleme fırsatı henüz bulamadım ama... İstatistik ne biliyor musun? Bruma'nın Podolski ile girdiği paslaşma sonucu attığı gol. Maçın tamamını o anlatıyor. Rica ediyorum onu gösterelim. Tamam. Yani 8 kişi, 9 kişi yerleşik savunmada bir oyuncu şimdi koşuyor. Şimdi hangi goldü o? İkinci gol galiba Podolski ile paslaşıp attıkları. Bruma, evet tamam. İkinci yani golü gelelim. Bu bütün konuyu anlatan bu. Yani bunu yapamadığı için Akhisar Galatasaray için hayat çok kolaylaştı ve onlara da hakkını vermek lazım. Zaten önündeki hareketli dörtlü işi gördükleri evet, zaman istediğin pozisyon. Şimdi benim diyeceğim burada durduralım. İşte bu pas yani tabii. Karol'den Bruma'ya bu pas yani sezon boyunca atılmadı Galatasaray'da. Ben, ve bu maçta en az 7, 8, 9 atıldım. Örneği var. Ben Karol'ün oyunculuğuyla ilgili bir sorunum yok. Bekliyle ilgili çok ciddi sorunum var. Aynen aynen. Yani bu Karol Bruma meselesi değil. Galatasaray'ın oyun anlayışı meselesi. Evet. Galatasaray hiçbir zaman oyunun yönünü değiştirmeyi düşünmedi. Snyder dışında bunu yapan yok gibi. O da pek yapmadı. Bu maçta çok yaptı mesela. Yaptı. Sen diyorsun ki bu. Yani hiçbir temas olmadan 8 kişinin arasından gol attı 2 kişi. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Devam edeceğiz. Bu yani maçı anlatan bu. Yani senin altını çizdiğin konu da çok önemli tabii. Evet. +90+ devam ediyor. Galatasaray'ın farklı galibiyetini konuşuyoruz. Özellikle hani ikinci golün oluşumu aslında maçın özetiydi. Evet. Ve orada bence bir şey daha var. Bruma mesela hep yaptığımız bir eleştiride şu oluyor değil mi? Ya Bruma ile Yasin arada bir yer değiştirsinler. Galatasaray'da bu çok az oluyor. Genelde çünkü kanat oyuncuları çok sık yer değiştirirler. Birkaç defa oldu ama onda da bir şey çıkmadı. Ama burada çıktı işte. Çıktı. Bruma sağ çizgide topla buluştu ve golü çok yaptı. Çok sevdiği bir şey de değil esasında. Yani solda daha rahat ediyor. Evet ama işte rakibin dengesini bozabilmek için yani böyle bunlar basit şeyler yani zor şeyler. Böyle bir kulvar açarsan dediğin gibi Karol'ün pası sonra Akhisar'ın savunma tarzı. Hı-hı. Mesela çok net. Mesela Lens bugün dayak yedi. Hı-hı. Lens'i tutmalısın. Tabii. Dövme ama. Yani futbol Türk futbolu açısından evet. Söylüyorum. Bruma aktı gitti. Aksın tabii bunu seyrederim ama bir savunma yapın. Yani dövmeyin. Bir direnç savunma yapın yani. İkisinin ortasını bulduğumuz zaman İş çok güzel olacak. Yani adamları dövmemeyi ama savunma yapmayı öğrendiğimiz zaman iş çözülecek zaten. Goller üzerinden gidelim. Yani Galatasaray'ın pek çok girdiği pozisyon da var. Aslında şunu da söyleyelim. Böyle Galatasaray çok yüksek tempoda, acayip agresif falan hani böyle başlangıçta yapmadı. Aynen. Her zamanki temposunda başladı. Doğru. Ama alanları yarattı veya buldu. İlk gol bu. Köşe vuruşunu paslaşarak kullanıyor Galatasaray burada. Ve Snyder topu Semih Kaya ile buluşturuyor. Uzak noktaya gönderiyor. Şimdi tabii niye Snyder'ı orada karşılayan birisi yok onu sormak lazım. Bir köşe vuruşunun başlangıç anına gidelim. Evet normalde işte o hani sınır ya vardır ya orada biri durur mutlaka. Ya bak Türkiye'de orada durman gereken ilk adam. Değil mi? Evet.
Şimdi koşuyor. Dursan da bir şey fark etmez tabii de. Ama olsun, en azından ortayı, bir dur yani. Ortayı belki o kadar rahat yapamayacak yani. Semih'in vuruşu çok güzel. Ömer Bayram koşuyor ama. Evet. Bu birinci gol. Galatasaray 9. dakikada öne geçti. Bu ikinci gol. Ya bu kaliteli pas, de pas. Çok iyi pas. Ayağına 60 işte, daha ne? O kadar uzak mesafeye nasıl atılır o pas? Buruma gidiyor. Kaç? 5 Akhisarlı'nın arasına giriyor neredeyse. He. Temassız alıyor, veriyor. İşte burada hop, rahat. Verdiği ve aldığı oyuncu orada kritik. Çok. Podolski. Tabii. Şimdi onu da çok doğru bir şeyin altını çizdin. Teknik aslında şudur. Bizde yanlış anlaşılan bir şeydir. Doğru bir şekilde, doğru hızda, doğru zamanlamayla doğru yere topu atabilmek. Doğru açıyla, değil mi? Yani pastır. Evet. Mesela bugün, şimdi bitiremiyoruz Kayseri Spor. Yani bayağı doğru düzgün kontrole çıkabilecekleri pozisyonlarda. Hı hı. Ya da Gündüz Trabzon maçında, Trabzon'da aynı şekilde. Birçok maçta gördüm bugün. Ya bir adım önüne biraz fazla şiddetle atsa kontrol hatağa dönecek bir gol akın. Pozisyonu olacak. Yanlış pas verildiği için bitiyor. Sete dönüyor. Teknik bu aslında. Doğru pas. Evet. Buradan üçüncü gole geçebiliriz. O yüzden yani Barcelona'da falan 5 yaşından 17 yaşına kadar çocuklara sürekli pas çalıştırıyorlar. Üçüncü golde de ince işler var. Son finali üçüncü golün ince olmadı ama burada yani Snyder'la Podolski arasındaki işler. Snyder patalı pas veriyor, kazanıyor. Podolski baskı yapıyor, alıyor. Snyder'a aktarıyor. Nefis. Nefis bir topuk pası. Nefis. Podolski vuruşu Yasin tamamlıyor. Asist oluyor. Evet. Nefis. Yani Snyder'ın özellikle topuk pası. Evet. Şahane. İşte o yüzden ben hep hani bu oyun düzeninde, bu oyuncu grubuyla Eren değil Podolski Galatasaray'ın birinci santforu olmalı diyorum. Ben de ikisi birlikte oynamalı diyorum. O da evet. Ofansif bir çözüm diyeyim. Evet, 3-0 oldu 33. dakikada. Galatasaray şık gollerdi attı hakikaten. Hani Alanya Spor maçını andıran bir maç oldu. Ve hatırlarsan Galatasaray bu golleri yapmaya devam ederse şampiyonluk yarışında olabilir diyorduk. Ama mesela Karabük maçında da tek bir örneği bile olmadı. Yani bunu sadece bence Snyder'ın yokluğuyla açıklayamayız. Ne dersin? Snyder'ın yokluğu çok önemli. Ama rakibin durumunu da almamız lazım. Doğru. Yani Vaste ile Rodega arasında çok fark var. Kaç tane offside'de kaldı Vaste bilmiyorum. 7 galiba. Yani ikinci yarıdaki bütün girişimlerde akını kesen oyuncu oydu. 2, Olcan maalesef o pozisyon o durumda değil. Oynayabilecek durumda değil. Yani Olcan o durumda olduğu zaman Özer de göze batıyor. Yani orada bir yumuşama, ciddi bir yumuşama oluşuyor. Tabii. Buruma'nın en iyi yaptığı şey değil bu. Ama en sevdiği şey bu. Evet. Bunu seviyor. Seviyor ama yapamıyor. Yani bitiremiyor. Eskiden hiç yapamıyordu. Evet, aynen San Sebastian öyle. Sonrası toparladı. Yani bu vuruşları net direkt üstü dışarı atıyordu. Evet, doğru. Bu golle de durum 4-0 oldu. 41 dakikada zaten Galatasaray maçı bitirdi aslında. İş bitti, evet. Bu penaltının oluşumu. Yine Snyder'dan harika bir pas. Pek kaldırıp bakmaz o tarafa. Bakıyor ama bu sefer. He. Net bir penaltı. Net bir penaltı. Kart var mı? Kart. Sarı verdi galiba. Hakem de kırmızı olur mu diye mi soruyorsun sen? Yok, sarı da vermiş. Sarı da vermedi. Bence net kırmızı kart. Topla hiçbir alakası yok. Hakan diyor ki kaleci topa dokunsaydı yine penaltı mıydı diyor. Ne zaman? Ne zaman? Hangisi? Önce topa mı, önce futbolcuya mı? Hangisi? Önce topa. O zaman devam. Önce topa doğru. Yani uzun. Çıktı. Kaleciye öyle bir şey tanınmış. Aynen öyle. Kaleciye dokundum mu oluyor ama bu bu %100 kırmızı kart. Arkada oyuncu var fark etmez. Hakan diyor ki böyle çıkarsa topa dokunmama ihtimali yok diyor ama işte dokunamamış. Örneği var. Yani Fatih burada dengeyi kaybetmiş. Ne yaptığını çok bilmiyor. Topla aynen hiçbir öyle. Alakası yok. Dokunsa burada Rodriguez gol olacak. Onu engelliyor. Tamamen yani Rodriguez'in topu. Evet yani bu engelliyor. Kırmızı olmalı mı sorusunu bence bir daha pilot kameradan bakarak cevaplayabiliriz. Çünkü hani bu normal bir kaleci müdahalesi olarak yorumlamak bu pozisyonu mümkün değil. Düşürmeseydi gol şansı var mı? Bariz gol şansı mı? Yani kalede kaleci yok, bariz gol pozisyonu olarak yorumlanabilir. Niye yorumlandı tamamen denmez. Yorum değil mi bu? Ha diyeceksin ki Fernando Akalo'nun önünden kaçırdı demin. Kaleci de yoktu. Evet. Öyle çalışmıyor mekanizma. Evet. Bariz gol şansı var mı yok mu ona bakıyor. Yoksa... Gol olacak değil. Tabii. Bariz gol şansı bilmiyoruz var mı? Ki onu. Mesela neydi geçen sene hangi maçtı?
Gökhan Gönül orta sahada Hasan Ali faul yaptı, kırmızı kart gördü. Ha. Gökhan Gönül gibi bir oyuncu yetişir filan dendi. Eskişehir'di galiba. Ha. Eskişehir deplasmanı. Şimdi Gökhan Gönül yetişir yetişmez hesabı yapılmaz orada. Oyuncuya bakılmaz yani. Ama sanki orada faulün şiddetiyle ilgili bir karttı da o. Yani Hasan Ali'nin gelişiyle ilgili. Yok. Önce öyle verdiler, sonra raporda değişti. Raporda değişti mi? Tabii. Peki. Devam edelim o zaman. Galatasaray aslında ikinci yarının önemli bölümünde de oyunu rölantiye aldı. Doğru. Çok da fazla. Ondan diyorum işte sonra üzülmüşlerdir diye. Evet, zorlamadı. Bu 5. gol penaltıdan Selçuk kaydetti. Ve şimdi son gol. Arada da kaçan pozisyonlar var. Ondan sonra yine Wesley Sneijder'dan bu. Yani tamam, savunma duruşu hatalı da efsane bir pas diyebiliriz herhalde. Tabii. Yani. Kaç metre bu topla buluştuğu an? Bir 40'ı değil mi? Evet. 35-40'ı var. Yani rahat. Onu mesela bu konsol oyunlarını oynayanlar falan tepeden gördükleri için atmaya çalışıyorlar onu. Ne üçgen tuşu muydu? Ben çok uzun süredir oynamıyorum onu. Üçgen. Bunu zeminden tespit etmek tabii. Evet. Çünkü karşınızda orada siz duvar görüyorsunuz. Bir de konsol oyunda buna üçgene basarsan ona vermez zaten. Bilmiyorum işte onu bilmediğim için söylüyorum. Yok vermez. Çok uzun oldu. Daha onu. Yakındaki bir oyuncuya verir yani. O en uçtakine vermez. Hatta sen sinirlenirsin. Ya ben ona vermedim ki ötekine verdim dersin yani. L1 üçgen yaparsan o havadan verir. Ha, olmaz. Olmuyor yani. Olmuyor aynen. Yani Sneijder bu pası konsolda atamaz. Atamaz, mümkün değil. Ne yaparsa yapsın atamaz. Hatta konsol oyununda ben bu oyunun en iyisiyim diyen, dünya şampiyonu diyen de yerden bu pası veremez. Atamaz. Öyle çok söyleyebilirim. Güzel. Çok güzel. Sinan'ın vuruşu da çok güzel. Evet. Pekala, süremizin sonuna geldik. Haftanın son mücadelesi, kritik mücadele Beşiktaş'ta Atiker Konya Spor karşı karşıya gelecek. O maçın da yorumlarıyla, analizleriyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.